İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Türkiye onları bu şarkıyla tanıdı. Ateş böceğim misin, ovalardıkça kaçan. Ateş böceğim misin? Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı Gençlik Başımda Duman'la gönüllere girdiler. Güzin'le Baha ikilisi Türk müzik tarihinin en sevilen ikililerinden oldu. Ovalardıkça kaçan. Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan. Ateş böceğim misin? Grubun sevilen üyesi Baha Boduroğlu 76 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda kanser tedavisi gören sanatçının bir yandan da solunum yetmezliğiyle mücadele ettiği biliniyordu. İki gün önce Bodrum'da özel bir hastanede entübe edilen Boduroğlu'ndan bugün acı haber geldi. Boduroğlu'nun ölümü yakınlarını ve sanatçı dostlarını yasa boğdu. Baha Boduroğlu 3 Şubat 1947'de İstanbul Laleli'de dünyaya geldi. Sanat yaşamına gençlik yıllarında Kent Oyuncuları, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrolarında oyuncu olarak başladı. Sevilen grubun diğer üyesi Güzin Sokullu'yla da bu tiyatroda tanıştı. İki ünlü isim, Selmi Andağ'ın önerisiyle tiyatroyu hayatlarından çıkararak müziğe yoğunlaştı. 1971 yılında ilk 45'liklerini çıkaran Güzin'le Baha, tiyatrodan arkadaşları Aysel Gürel'le birlikte birçok şarkıya imza attı. Baha Boduroğlu, bir gün tesadüfen keşfettiği Aysel Gürel'in şarkı sözlerini besteleyen ilk müzisyen oldu. Sanatçı bu hikayeyi NTV'de söz ve müzik belgeselinde anlatmıştı. Saat 1'lere doğru bitiyordu ve son vapuru yakalamak durumundaydık. Bir nedenden dolayı Aysel çantasından bir şey almamı istedi. O sırada da açık defteri gördüm. Şiir defteri gibi bir defterdi. Birkaç satırı istemeden gözüme takıldı, okudum. Ya Aysel'in şiire meraklı olduğunu bilmiyordum. Dedim Aysel böyle bir şey gördüm. Ya dedi o benim dedi kırpıntı dosyam dedi. Bir şeyler aklıma geldikçe karalıyorum. Yahu dedim bırak yani ben bestelerim, sen bana defteri ver. Biz söz arıyoruz yani böyle. Aysel'in de dizeleri hece vezniyle yazılmış dizelerdi. Gerçekten bestelemeye son derece uygundu. Verdi defteri, inceledik. İlk bestesini biz Güzin'le Baha olarak Gelibalım adlı bir şarkıda yaptık. Bir de şey vardı yalnız ben... Yörük Yaylası. Yörük Yaylası diye bir şiiri vardı. Biz Baha oradan iki ayrı beste yaptık. Yörük Yaylası'nı duman bürüdü. Ova kaptı dertli kerüdü. Gelibalım ve Yörük Yaylası'nın ardından... Sözlerini yine Aysel Gürel'in yazdığı Gençlik Başımda Duman büyük etki yarattı. Güzin'le Baha 1975'te yayınlanan bu şarkıyla özdeşleşti. Sevgilim söyler misin, ateş böceğim misin? Sevgilim söyler misin, ateş böceğim misin? O dönem evli olan ikili sonrasında boşandı, ayrı yollara gitti. İkili 2001 yılında Hurşit Yenigün'ün kurduğu Eski Dostlar grubunda yeniden bir araya gelip sahneye çıkmaya başladı. Sanatçı son olarak 2021 yılında Bir Yaşam Senfonisi adını verdiği albümünde sevilen şarkıları yeniden yorumlamıştı. Bir yanda Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkısı İsyankar, bir yanda çıkar çıkmaz çok sevilen Ali Cabbar. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar. Her iki şarkı da çalıntı iddiasıyla gündemde. Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddia ediliyor. Ali Cabbar şarkısının müziğinin birçok kısmının 1974 yılında yayınlanan Yeşilçam film müziğinden alındığı öne sürüldü. Müzik
İddiaların ardından Emircan İrek'ten bir açıklama gelmedi. Şarkıyla ilgili bir başka iddia da Ali Cabbar'ın gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazıldığı yönünde. Şarkıda anlatılan hikayenin Tekirdağ'da köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalan 5 çocuklu ailenin ortanca oğlu Ali Cabbar'ın sevdiği kıza kavuşamama öyküsü olduğu iddia ediliyor. Sevdiğin kız başkasına varmış, dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Bir başka çalıntı şarkı olayı da Mustafa Sandal cephesinden geldi. Sandal, Almanya'da yaşayan Payman isimli bir şarkıcının kendine ait isyankar şarkısının melodisini izinsiz kullanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mustafa Sandal, bir takipçisi sayesinde bir döneme damga vuran İsyankar adlı şarkısının melodisinin kullanıldığını öğrendi. Payman'ın İzmir Egal adlı şarkısının klibini sosyal medya hesabından paylaşan Sandal isyan etti. Mustafa Sandal, Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz. Türkçe iki kelime de eklemişler. Bir takipçim gönderdi. YouTube'da 1 milyon 900 bin izlenmiş, telifsiz, bedelsiz. Oh ne âlâ. Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı birebir çalmak hiç olmamış. Avukatım ilgilenecek ifadesini kullandı. Gözlerle döndüm rüyamdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı özkanca egzersizleri, kahkahalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak olmak, daha doğrusu artık ona dokunamayacak olmak çok üzün verici. Çok sevdiği eşini böyle uğurlamıştı. 8 Temmuz'da hayata veda eden sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, bu kez de sosyal medya hesabından veda etti hayat arkadaşına. Kendini kederli, eksilmiş ve yorgun hissettiğini ifade eden Uğur, acılarını paylaşanlara da teşekkür etti. Satırlar uçar gider aklımdan. Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Güllerin içinden canım, koşarak koşarak gel bana gel. 1989 yılında nikah masasına oturan çiftin Alişan isminde bir oğulları var. O güzel gözlerini canım, süzerek süzerek gel bana gel. Sıradan bir ailenin işlettiği sıradan bir restoranda sıradan bir hayatın hikayesi gibi başlayan, sürprizli konusu ve bazı sahneleriyle kült olan Ölümlü Dünya filminin ikinci macerası da tamamlandı. Mermer merve, mermer verme, verner vermer. Çekimleri sona eren Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi 1 Aralık 2023 olarak açıklandı. Anadolu Tat 1071, Anadolu Tat 1071, Anadolu Tat 1071, 1071, 1071. Ölümlü Dünya 2'nin dijital bir platformda yayınlanma kararı ise platformun dünya genelinde yerli üretimleri durdurma kararı sonrasında değişti. Film sinema salonlarında gösterilecek. Oğlum
adam, atmasanıza aşağıya. Filmin yönetmenliğini de üstlenen Ali Atay'ın senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'le birlikte kaleme aldığı filmde Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan rol alıyor. Başkası devam etsin, buyur lütfen. Bu adamlar bizi tanırlar, tanımayanları da bilirler. Mermer ailesiyiz lan biz. Mermer, mermer. 2018 yılında gösterime giren ve vizyon macerası 585 bin seyirci tarafından izlenen Ölümlü Dünya, geride kalan 5 sene içinde popüler kültürdeki yerini aldı. Hani bu aileyle ilgili bazı sırların olduğu. Bıçak kemiğe dayandı. Her gece yeminler ediyorum. Baba şimdi ne yapıyoruz? Kaçıyor. Aa, gel bakayım. Gel gel gel. Büyük anneciğim. Klasikleşen Ayvalık yaz etkinlikleri amfiteyatroda Ayvalık gecelerini sanatla güzelleştirmeyi hedefliyor. Tiyatromuzun en usta kadın oyuncularından Nevra Serezli'nin başrolünde olduğu Ağaçlar Ayakta Ölür isimli oyun, 21 Temmuz Cuma akşamı Ayvalık Amfiteyatro'da festivalin açılışını yapacak. O günler vaat ediyor, sana yıllar ömür boyu. Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın sosyal medya programlarından sahneye uyarlanan Burada Olan Burada Kalır, 22 Temmuz Cumartesi akşamı Ayvalık Amfiteyatro sahnesinde Ayvalıklılarla buluşacak. Sevgili dostlar, Can Yılmaz'ın şu yorumundan sonra haklı mı haksız mı? Siz abi palamar, palamar, bak palamar. Evet. Cem Adrian, Feridun Düzağaç, Karsu, Gökhan Türkmen, Fazıl Say, Leman Sam, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Ayvalık Büyük Park Amfiteyatro'da sahneye çıkacak. Çocuklar içinse En Sevdiğim Rafadan Tayfa müzikali ile Kuğu Gölü sahnelenecek. Üzmesin seni doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle İstanbul'la eş zamanlı olarak Ankara Ulus'taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde açılan Yaşasın Cumhuriyet, Atatürk döneminde iktisadi bağımsızlığın ilk adımları sergisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Ankara'daki sergide başkente ayrılan özel bir bölümde kentin planlı büyümesi ve sosyal hayatının zenginleşmesi film ve fotoğraflar eşliğinde anlatılıyor. Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nın ilk özel üretimlerinden olan, Atatürk'le dönemin ileri gelenlerine armağan edilen zarif mavi şekerliklerden bir örnek de İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde devam eden serginin görmeye değer parçalarından biri. Sergi sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz olarak görülebilir. Ezel kuyruğunu kaldırdı. Heard. We are here. Listening. You can't trap us here. Somebody is dead. No one shall leave this place until I know who did it. A ghost killed her. There
rational answer for all of this. Just admit that you are up against something bigger than you. Something in this house tried to kill me. Every murderer is somebody's old friend. No one shall leave until I find if the living have been killed by the dead. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.